Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hürmetlik ustazla, ata anına ve okuyucuyla hemenlerin ki şu ana vatan mektibini tebrikleyim ve ana til gününlerini kutlayım. Şunun dinkin muşu faaliyetini uyuşturgan ve muşu çıkagan ustazla kerindaştırımga çin köylümden rahmet eytim. Aldıda ustazımız Abdurrahim Devlet eytkendek ana til intayin muhim bir mesele. Ana tilini bizim ecdadlarımız durun durdadık şuna muhafaza kegen. Mesela biz bilimiz Mahmud Kaşkari, boğumuz Mahmud Kaşkari'nin bilimiz. Boğumuz Mahmud Kaşkari şu divanını yazışta iki maksatıyla yazgan deydi alimi de. Biri Türkiye, bu şu Uygur dilini unutup kalması için kile. Yani şu vakitlerde İslam bizge İran tarafından kirgenlik için Pars dili ile Arap dili işkilisi birge kirgen. Yeni kirgen tilga kile ve kızıkış boğan. Şunu üzüm dilini unutup kalmasın da bunu bir taraftan unutup kalmasın. Bir taraftan başka Araplarına mı, başkalarına mı bizim dilimizin ügensin diyen asasıyla yazgan dedi. Onun için kutatkı belirtmediysek Yusuf Fas Hacı boğumuz şunun şu zamanlarda her kandan bir edip yazgan neyse Arapça ya da Parsça koşmasa dil hesaplanmaydıgan edibi hesaplanmaydıgan bir zaman şunu hesaplaşmay sap Uygur tilinde yazgan dedi. Şunu tehlil kılgan, kutatkı belirtmediysek tehlil kılgan ölüm alımlı deydi. Bunun da Türkiye Uygur tilinin başka til intayın yok mu onu dedi. Has aç Uygurca kılıp yazgan. Onun gibi 14. 15. esirlerde mesela Mavaran Nehri'de icadiyatının yürgüzgü mesela Sakkaki deyimiz, Lutfi deyimiz, Atai deyimiz mesela. Aşıların hemisi üzününki muşu eserlerini has Uygur tilinde yazgandı. Muşu gün geçe Uygur tilimizin sap kilişiğe aşılışında hessi koşkan. Hem de hazır bir zamanda biz eğer bunu ehliyet vermesek öz ihtiyarımız bilen bu tilimizi nabıt kılgan bulumuzda. Çünkü bunun nadece örnekler, misaller ödülü. Ben Saudi Arabistan'da yaşayayım ben mesela. Saudi Arabistan'da bunun 50-60 yıl gelen kişilerin ki balları bütün Arapçı bitirlik. Bütünle Arapçı bitirlik. O kişilerin içinden hem de vatan sevgisi, atanızdan anlap şu vatan gibi olan muhabbet. Bir vatan için hizmet kılsam buldu da intayın az sandaki parmakla sanıklı tutan kişiler bunlar Uygurların faaliyetleri katmış bir yer vardı ama dilini bilmegenlik için yüzünün maksini ifadeleyemeydi ve yerde sözünü vatan sözünü anlamaydı kilo dışında. Hem de şu, demek bu dilini saklamasa millet başka nasıl bulup getirken milletinin hem de mesela şimdi şu köygen cemiyette milletin dili özgergen, Uygur'un dili özgergen, kıyım küçüğü özgergen, itikadı özgergen, rengi ruhu özgergen, hem de özgergen. Ama fakat şu geli özgermeyken lagman yetken. Yani bu Arap işbirliğinden Uygurlar mı lagman yetken? Bırak üzerinin mensiliğe, üzerinin milletin mensup boğmayı lagman yetken ne mi ehmiyete? Başka milletler mi yedemdi onu? Bunun ehmiyeti yok şunu dendi. Demek dilimizi saklaş, dinimizin saklıgarlık ve üzümüzün saklıgarlık ve vatandaki kerindaşlarımızın saklıgarlık. Mesela eğer biz bu şehirde öz ihtiyarımızdan üzümüzden tılgı ehmiyet bilmesek, ehmiyet vermesek, bizden vatandakiler unutulup geçse, bizden dilimiz yok olup geçse, biz bunun vabalını çıkamayız hem de. Çünkü bizden imkaniyetimiz var, vatandaki imkaniyet yok, bizde imkaniyet var, öz ihtiyarımız bilen bu dilini nabut kılması için Uygur diline ehmiyet veriş. Yani muşunda ana dil mekteplerini intayın küpeytiş ve terapik olduruş, tekimi ravajlandırış. Nait muhim de var hemen. Hem de ben silahe muşu üzerinden ki cip yani üzem istigen arzu kılganı layık ben netice kazanamadan boğsam mı? Bazı az dula neticem boğan boğsa şunun bazı beşimde ötken tecrübeler sözler verecektim. Muşu pırıl pırıl okuyucularımızla, kiliçeklerin ümit yıldızları boğan kerindaşlarımızla azak olsun ilham verişine halaylandı. Biz memo okuyucular, silahı okşaş, kündüzü hükümetin mektupta okup, akşamı Kur'an yadılar, ikilisini elip bağlan. Silahı okuyucu ikilisini elip bağlanan en doğrusunu kılgınınlandı. Kündüzü hükümet mektupta okup,
tüştünkillikte mesela bir yerde zaten tüştünkillik okuyduken bizim vaktede keşkici okuyduk bizim vatende bir yerde tüşkücü okuyduken tüştünkin imkaniyet var tüştünkin dini tüşkücü kendi mektepte okusa hiç kanda bir çatık yok anda bunu bulabı bu yerde Kur'an-ı Kerim ügütüyle bile ana dil ügütüyle bile mekteptin dersi ügütüyle bile hemisi kamaletki yetken bir yetten mükemmel bir işemdi. Muşini biz muşini de devamlaştırsak inşallah közlügen meksetlerge yetkil buldu. Mesela ben üzerimle alsam, ben şu ikilisini okup çıktım. İkilisini okugan, kin çet elde çıkan dinki mu, ben şu Uygur tilde üzerimle yetiştik, hatırıştım ama o cik kıynalmadım çünkü asaslı okuganlıkını düşün. Ama fakat mektepte okumayan kerindaşlarımız, nadi cik ilim okugan bolsun mu, Arap tildi başka tildi, Arap okugan bolsun mu, lakin bunu ihbarlaş meselesi de kıynılatkallıkını bilme. Şu an bu şu tecrübelerini köz aldığımızda keltirken de şu an bizim ana dilimizle bile ne mi okusak okuyla, Arapça okuyla, İngilizce okuyla, Türkçe okuyla, ana dilimizle bile işkilisi elif bağa baktığında biz kim fakat kıynılıp kalmayız. Onun için biz bu okuşta kirişte okuatkan her kanda bir insanın bir gayesi buluş gerek. Bir gaye, bir maksat buluş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge en yukarı Ali məqsədini oylaşdı, Ali himmətlik buluşunu ügətkən. Məsələn, sahabılığa həmiş etsə, silə Allah-u Teala'nın Firdevs cənnətini tiləmələdə etdi. Firdevs cənnət cənnətlərinin ən alası. Amma Firdevs cənnətini tilgən adam şu Firdevs cənnətliki layiq iş qılıdı. Heç o Firdevs cənnətliki kirəməsi bu, onun tüyünü gibi olsa bu, kiri dəyəmdi. Şunu bu oxşayış, yukarı himmətlik buluş bizdən tələb qılındı. Hətta Rasulullahın yanında bir bala 15-16 yaşlı bala həmişe xizmət qıldıkən, təhər dalaydısə, təhərəkli su əkildikən, ulaqı minəydisə tutup, mindürüp qıydıkən, şunda xizmət qıldıkən. Bir gün Rasulullah onun dedi, sən məndə nimi tilsən tilgin, mən birey deyikdikən. Digəndikən o kişi dedi, cənnətdə siləgə həmrabılcın tiləymən dedi, ali himmət dedi, 15-16 yaşlı bala dedi, ali himmət. Yani, Muşunda yukarı himmət buluş gerekdir. Onun için ikincisi, bizdə ihlas. Hem de ihlas diyen de hepimiz bilmemiz Allah üçün kılış. Her kanda bir işini Allah razı üçün kılmen diyen bir kılsak bizim hayatımız özlükünün ibadette ayrıldı. Müminin hayatı ibadet. Müminin hem vakti ibadet. Çünkü onun niyeti Allah razılığını közleydi. İhlas. Hem de muşunun da biz beşimizin ötgenlerini dilsek, biz muşu 86 yılı Mısır'a çıkan vaktimizde konsulluğun hatakiyemizde bizge mektepi kubul kubul olma etti. Başka hiç kanda bir yer bizge borusunu beğenme etti, atanımızın yardım mekeme etti. Aşında bir vakitlerde biz muşu Allah-u Teala'ya boğan ihlasımız bilen biz hem de Allah'ın yolu çıktık, Allah bizim işimizi onuşaydık, hem de iş normal bulup geldi. Hatta bizden başka devletin balları bizim surayda sile oğuş tuttur bağını ve dağını bakıyor. Neymiş ki silahı? Biz bilmeyemez ama Allah bir yolda koydu. Biz Allah üstüne çıktık desek sınaydı bek. Yani saddı ballı gençler, saddı ballı gençler diken. Neymiş ki diken de? Çünkü o Ezher'ge, Ezher Üniversitesi'ge devletten evet ediyken, devlet üzgü işkiseliştin evet ediyken ve her kaysa devletten onda cemiyet, cemaat mesela Türkiye'de her kıl cemaat var bu. Hem de cemaat üzgünün ballarını evet ediyken yerde terbiyeler ekildi. Cemiyetle evet ediyordu, onu kin aşı üzgün ki izni bastırışını aynı akıldı. Ama biz ne hem de ya devlet evet ediyken ya bir cemiyet ya bir cemiyet evet ediyken tadımız evet ediyken de hem de. Şunu kuşatırsak o da heyran kılattı. Allah'a boğan muşu ihlas eden Allah yolda bizi bir yolda koydu. Biz muhim boğanı halkımızda akartış için, halkımızda dinimizden hakikatini ügütüş için okuyamayız diye yakın merkezleştik. Şunu olan bizim işimiz özlük edin, şunda bolda okuşumuz bitirişke, okuşumuz bitirişke, Orta Asya Cumhuriyetleri müstakil oldu. Mesela 93. okuş bitirdim ben. Bizi Orta Asya'ya muallimlik evetti. O yerde ben 7-8 yıl muallim oldum. Onun için Saudi Arabistan'da, Saudi Arabistan radyosunu terapi kıldığı için o yerde teklif kıldı 20 yıldın biri aşağı işte vardı. Demek Allah'a ihlas kılsan hemen işini yüzü onuşak biri diken bu bir tecrübe. Muşunda kılsan da bulu demdi. Onun için bizde kayıtmaz iradı buluşlar. Bu yol, ilim yolu, cephalık yol. Herkes aldığımızda bunda demek güldesler tızılmaydı o. Taşlık yol, katlık yol, şuhuluk yol. Tutlarımız bu tiken kip gidiyordu. Mesela burunku ilim ala, bir ilim eleştirin, bir şehirden, bir şehirden yürütürken o vakitteki en kıyıncılık, bir fikirlik, yoksulluk, bir yolunun azabı. Uçağda cip binesi götürüp mansa,
yolda karakçılı var. 15 günlük nesini elip bankken ülmalı bir şehirde ilim izde, ilim okumak için bağırsa 15 günde 22 tüyep kalandı, aşağı şehirde telep, aşağıda medikacılık işlep, pitki pul tepep, yanı uzaklılık edip, yolunu devamlaştırıp, yanı okup, ay ilimini bayağı izleyip. Hazır ilim hem edemin yancıkıda, yansında ilim aşağıda. Bunu bir türlü dikkat kılmaydı. Yanı biri, cephağı şunda çidaş gerek ki, biz Kur'an yazılığa vaktimizde, bunda tarih Kur'an'ı yok, çile bir vakitlik bir kurudu, İki aydın gün tutar kaldı. Yani birisi ariyet yaptırmış, setin kısık, setip vermeydi, Kur'an'ın sası bulmaydı. 11 Kur'an'ı almıştık ama Kur'an'ı yazılaş için. Hem ucağı şunda bir kıyınçılıkla boğan, şunda çok sınakla boğan. Lakin aşından bir irade ile, şu iradeyle kayıtmaz sınırı ile, aynı da boğanın bir yolu ki geldi, en ahir bir yere çıktı geldi. Mesela ülmaların bir adamın dibine hikaye kurdu. Mısır'ın olsa Asvan diyen Said diyen yerde bir adam balısını ezherge ilim okuşa eve tuttu. Bu balısı kilip alım bulup külliye şeriatı oku. Meclis'te bir gün nadir bir hutbu sözlerdi de hutbu sözlerdi bu adam kalp yıkılıp tuttu. Yıkılıp gitken bu adam balısının tersini yıkılgan okuşaydı o de kersen benim balamdan tersini yıkılıp da demem lan. Ben 55 yaş gidim. Hazır ki elifin sunukunu bilmeyim ben, karı kosak bilimsiz ütepti ben, ben hem de ilim okuyduğum edem. Dep etsi işi gibi minip, Aslan bilen Kahire'nin ağırlığı 1000 kilometre. Bir ayda itibarken, bir ayda işi gibi minip, Kahire'ye itibarken, yitip verip, ezher diyen yerini bilenmeyi ezher de etken. Ezher gibi var ben diyen adam, nime ezher diyense bilim gahiye diyen ki, haa siz ezher mi o da apır koyduken. 55 yaştan elif beydim başlayıp, o adam okup, alim olup, aşağıda profesör olup, en ahir aşağı Şeyh'in Ezher olup, 96 yaşta Şeyh'in Ezher'lik haleti de vapat oldu. Şeyh'in Ezher. Demek bu ilim okuşununki er ayılı yok, kız oğulu yok. Bununki yaşlı mı, ölçü mü yok. Hem de yaş vakti de okusam yakşı. Okuyamadan basam, çumuklamadan basam mı? Eğer okuyman desem, okul buludu. Hem de hazır bu vakitte, Vallahi'nın yanı dikkat kılıçkıtı geçtiklerse ama şu sosyal medyaya çekmiyor. Mesela bizde okulatka vaktinde televizyonun karmasını top gövmesinin hakkında yüzümüz gibi verdi öğrettik. Yüzümüz gibi verdi öğretip, karındaşlarımı verdi öğrettik. Verdiğimiz gibi duramazsak cezalı alattık yüzümüzü, yüzümüz ceza topladık. Hem de hazır uçakta bir televizyon vardı. Bir top görüş, bir televizyon görüşten yüzümüzü kaçırattık. Hazır bu zamanda şu nime, sosyal medya, İctimai uçur vasıları balayı afet olalım, paydasını bulalım, zihin bulalım. Ama bununki zihindin sakınış için çokum çek koyuş gerek, çokum bir günde mançılık kollanış gerek deyip her kanda okuyucu bunu çek koyuş gerek. Eğer önce çek koyamazsak biz vaktimizde manum ısrak etmemiz. Çünkü vakit bizim ömrümüz. Hasan-ı Basri Yazallahu anh'u diyen, ey insan sen vaktinin terkip tapan bir insan sen. Vaktinden kancak ötken bolsa sininki bir parçan ketken buldu depte. Vakit çünkü kıymetlik. Vakit bilen her nesini kılguldu. Mesela biz tuluk oturmak dedim birincisi çıktık Kahire'de. Şunundan biz endi musabık kılgımız geldi. Musabık kılıp birincisi, ikincisi okumayla üçüncüsü ütütkanla. Aynı kılış için iki aylık yazlık tatil vaktimizde künde aşağı 20 gün, pişin vaktinde meşgide çıkımız, şu pişin dinkin okuganca, ders tekrar kılganca, namaz kutlarını okup, haydi kırtkan. 2-3 ay aynı zamanda bir yıllık kitabını okup, imtihan verip, 4 yıllık nimini, tuluk otturunu, saniye de koyuyoruz, yani 3 yıllık kütüldükte. Demek, vaktini tutarsam yılını kazandık olurken, vaktini için tutarsam yılını kazandık olurken, 2-3 ayda bir yılını kazandık olurken. Onun için, bizde dünyada her kanda nesini kanaat talep kılınıdı. Allah'a da Allah şükür kıl kanaat kıl dedi ama ilimge kanaat yok. İlimge herkes kanaat kılış yok. İlim tekimi cık olsa teki yakşı, başka nesi, bazı nesi, belki cık olup yaz, olay yapar. Ama ilim kançıda cık olsa o teki yakşı. Şu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve kur Rabbi zidni ilme eder üretken de digin. İlmimini ziyade kılgın der. Hiç kanda mal mülkümünü ziyade kılgın emez. Ballarımı ziyade kılgın emez. Başka nesi emez. Muşi ilmimini ziyade kılgın der. Tileş, ilmimini ziyade kılgın. İlmimini ziyade kılgın der. Tileş, yüzü bu ibadet.
Hem de sözünüze gel, cep hem de en mühim bu olanı üzerinden ki yani beşimden ötgelerini. Ben işte yaşamadan, üzem yaşamadan nesini, üzem kılmadan nesini ben sözle bakmadım. Üzem yaşayan, üzem tecrübe kılan nesini, bu şu kilitçekinin ki gıncıları boğan, kilitçekinin ümit yıldızları boğan ballarımızla aşımı sözle verdim. Allah-u Teala hemimizin yakış işlerine muhabbet olsun ve özümüzün anetini, özümüzün dinini saklaşka ve Allah'ını suyduğan, vetenini suyduğan yaramlık avlatlarının buluşka hem eylemini Allah nasip olsun.